Evet, herkese merhaba arkadaşlar. YKS 2024 için TYT, AYT son hızla devam ediyor. Tarih derslerimiz kaldığımız yerden devam edeceğiz. Valla ne yaptık? Osmanlı'yı kurduk, yükselttik, dağılma yaptık, gerileme, dağılma derken bugünkü konumuzda artık Osmanlı'nın son dönemleri olacak. Yani ne var hocam? Valla çok dolu bir ders bizi bekliyor. Özellikle sözelci arkadaşlar ve eşit ağırlıkçı arkadaşlar çok dikkatli dinlesinler. Sayısalcı arkadaşlar da TYT için şöyle bir pıt 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 yeterli olur. Yani pıt pıt pıttan kastım ne demek tabii ki de hızlı bir şekilde izlemesi yeterli olur. Aklında en azından Senet İttifakı'nın ne olduğu, Tanzimat Fermanı'nın ne olduğu TYT için kalması yeterli olur. Gönül ister ki ayrıntılı çalışır ama sayısalcıysan eğer AYT kısmına çok önemli yeri gelmişken söyleyeyim. Bugün çok güzel bir ders olacak. Senedi ittifak var işin içinde. Tanzimat fermanı, ıslahat fermanı var. 2. Abdülhamit dönemi var. 1876 kanunu esasiyesi var. 31 Mart vakası var. Ve Osmanlı'yı kurtarma fikirleriyle dersimizi bitireceğiz. Çok dolu bir ders. Bana göre garanti olarak artı bir net var. Şuraya bir yazalım değil mi? Artı bir net garanti bu derste. Belki eşit ağırlıkçılar için ve sözelciler için sosyal bilimler bir de AYT kısmında. Belki TYT'de bir yorumlama sorusu. Ama sözelin özellikle sosyal bilimler ikisinde kofti garanti. Hocam kofti garanti ne demek? Yani garantinin garantisi bir net var gibi duruyor. Çok sıktım sanki. Hadi hızlıca başlayalım. Osmanlı son dönemleri diyelim. 19. yüzyıl ıslahatlarında kalmıştık. 2. Mahmut çok önemli. Şu zili bir duyabilir miyim? İlk zili duydum. 2. Mahmut ÖSYM tarafından her zaman çok sevilen bir padişahtır. Çünkü Senet İttifak içinde ve özellikle ıslahatlar Osmanlı sanki baştan kurulacak kurtarma çabalarındayız. Yani bu da 2. Mahmut'la başlıyor. Senedi İttifak 1808 Ayanlar ile padişah arasında yapıldı. Hocam ilk defa dinliyorum. Bana Ayanlar deme, bana anlat. Ayanlar kim biliyor musun? Köylerdeki ve kasabalardaki ileri gelen tırnak işareti içerisinde Godomanlar. Yani o zamanın köy ağaları Ayanlar ile padişahlar arasında yapıldı. Padişah arasında yapıldı. Ayanların varlığı artık resmileşti. Osmanlı'nın ilk demokratikleşme hareketidir. Yıldızları attık. Şu zili bir duyabilir miyim? Evet uyandım. Osmanlı'nın ilk demokratikleşme hareketi Senedi İttifak. Aman unutma. İlk defa bir padişahın, padilahın değil, padişahın aşığı kartuşları ah bizim yazmamız bilgisayarda. İlk defa bir padişahın yetkileri neyle kısıtlanacak? Senedi ittifakla. Şu senedi ittifakı tekrar edelim. Ayanlar ile padişahlar arasında. Ayanların varlığı resmileşti. Osmanlı'nın ilk demokratikleşme hareketi. Senedi ittifak ilk defa padişahın yetkileri kısıtlandı. Haydi devam. Şimdi ıslahatlarına bakalım. 2. Mahmut döneminin ıslahatları çok önemlidir. Hocam ezberleyeceğiz mi? Ezberleme. Tımar ve müsaadeyi kaldırdı de geç. 2. Mahmut gelecek zaten aklına. Sınavda sana tımar ve müsaadeyi kim kaldırdı diye sormaz. Tımar müsaadeyi kim kaldırdı? Devlet darlarının resmini kim astırttı? Memurlara ceket fes zorunluluğu kim getirdi diye 3-4 madde vererek 2. Mahmut'u ister. Kimse tımar ve müsaadeyi kaldırdı diyerek tek soru sormaz diyormuşum geliyormuş bir de. Yok 2-3 maddeyle gelir. Dikkat. Tımar ve müsaadeyi kaldırdı. Köylere muhtarlar atandı. Devlet dairelerine resmini astıran 2. Mahmut'tur. Pasaport uygulamasına geçildi. Islahatları düzenlemesi için Darüsürahi Babali kuruldu. Memurlara ceket, fes sorumluluğu getirildi. Devlet memuru yetiştirmek için mektepi, marif, adliye. Şuraya bir yıldız atayım. Devlet memuru yetiştirmek için mektepi, marif, adliye bilelim mutlaka. Adliye kelimesinden memurluk aklına gelebilir. Eğer çok tıkanırsan şuradan bir kodlama yapabilirsin. Divan-ı Hümayun'u kaldırdı. Çok büyük olay. Buraya da bir yıldız atmak istiyorum. Heyeti Hükela yani günümüzün bakanlar kurulunu 2. Mahmut kurdu. Sadrazamın yerine baş vekaletlendi. Reis-ül Küttab yani bir sonraki dersimizde özellikle kültür medeniyeti ayrıntılı işleyeceğiz. Hariciye Nazırı, Sadaret Ketudalı yerine Dahiliye Nazırlığı, Şeyhülislam yerine de Bab-ı Meşiyat Dairesi olarak kurdu. Bunları şöyle bir üstün körü ama sözelci arkadaşlar mutlaka ayrıntı çalışmak istiyorsa böyle şeylere çalışmak zorunda. Yeni gelmişken söyleyeyim çok soru geliyor birkaç arkadaşımızdan, yeni keşfedenler arkadaşımızdan. Hocam videoların bazıları kısa. Arkadaşlar Fransız İhtilali, Sanayi Devrimi, Anadolu'da kurulan ilk Türk beylikleri gibi konuları tek olarak atıyorum. Yani bu tarih müfredatını normalde 10 videoda bitirebilirim. Her derse 1 saat yaparım. 1 saatte 10 videoda tarih müfredatı baştan aşağı komple biter. Bir Kurtuluş Savaşı yaparım sana 1,5 saat anlatırım biter. Ama sen o videoda sıkılırsın. Biz ne yapıyoruz? Kısa videolarla yani konuyu kısaltmıyoruz. Biz kısa videolarla videoların sayısını çoğaltıyoruz. Bunu lütfen bir yere not alın. Abone olmadıysan da ücretsiz abone olmayı unutma. Bize de desteklemiş olursun. Haydi devam. Askeri alanda yeniliklere bakalım. 2. Mahmut döneminde Sekban-ı Cedid ve Eşkinci Ocağı kuruldu. Yeniçeri Ocağı kaldırıldı. Aman Allah'ım at yıldız. Böyle bir soru olamaz. Direkt ÖSYM tarzı Yeniçeri Ocağı'nı kaldıran 2. Mahmut'muş demek ki öğrenmiş olduk. Yerine Asakir-i Mansure-i Muhammediye ordusunu kurdu. Darüşürahi askeri kuruldu. Yani askerlik şubeleri ilk kez nüfus sayımı yapıldı. Hocam şunları ezberleyelim mi? Şunlara gerek var mı? Hayır arkadaşlar. Yani böyle askerlikle ilgili yenilikler. Bak bugüne kadar pek askerlikle ilgili yenilikler yapılmıyordu. Bir 3. Selim döneminde bir şeyler vardı. Nizam-ı Cedid orduları gibi ama 2. Mahmut'ta oldukça fazla. Kimse sana Darüşürahi askeri kurdu deyip 2. Mahmut'u vermez. Tekrar söylüyorum. Darüşürahi askeri Yeniçeri Ocağı kaldırıldı. Sekban-ı Cedid Eskinci Ocağı kuruldu gibi gibi verip 2. Mahmut'u ister. Bunu bir yere not al. İlk kez nüfus sayımı yapıldı. Ser askerlik yani Genelkurmay Başkanlığı kuruldu. Redif birlikleri kuruldu askeri alanlarda. Bak şöyle bir üstün körü yani kalıp olarak ezberle. Direkt oturup da Asakir-i Mansure-i Muhammed'i Asakir-i Mansure-i Muhammed'i deme. Yani ne de biliyor musun? Yeniçeri Ocağı'nı kaldırdı yerine bir şey kuracak. İşte 2. Mahmut'u gelecek aklına. Böyle kodlamalar yaparsan 2. Mahmut'u halledebilirsin. Diğer alandaki gelişmelere bakalım. Avrupa'ya eğitim amaçlı İlk öğrenciler gönderildi. İlk öğretim zorunlu hale geldi. Mehterhane kapatıldı. Donizetti Paşalar tarafından Mızıkayı Hümayun kurdu. Yani artık bir şeyler kapanıyor. Yenilik var o Osmanlı'da. Yenilikler var. Onun yerine hep bir şeyler açılıyor. 2. Mahmut'u böyle kodlayabilirsin. Tercüman odaları kuruldu. Çok önemli bir sayfa. Şurada resmen artı bir net yatabilir. 2. Mahmut'u ÖSYM sever. Şıklarda sever veya cevap olarak sever. Mutlaka 2. Mahmut'u bilelim. Geçeceğim 2. sayfaya. 2. sayfayı bir türlü bulamıyorum. Sonunda buldum 2. sayfayı. Haydi geçtik 2. sayfaya. Şöyle devam. Abone olmayı unutma. Videoyu da beğenmeyi unutma. Yeni gelmişken söyleyeyim. ÖSYM sever kampı var oynatma listesinde. Bu konuların böyle tekrar
gibi oluyor. Ya tekrar derken o mu bu mu yapıyoruz. Eğlenceli de oluyor. Bilmece gibi de oluyor. Böyle kendini tekrar etmiş olursun. Dersi pekiştirmiş olursun. Sultan Abdülmecid ıslahatlarına bakacağız. Tabii ki de Tanzimat Fermanı diyeceğiz. Atacağız yıldızı. 1839 diyeceğiz. Zili çal bakayım. Çal zili çal. Evet, sıkılmak yok. Haydi odaklan. Osmanlı Devleti. Ya bu bilgisayarda nasıl yazmışız biz bunu? Osmanlı Devleti Londra Konferansı'nda etkili olmak için neyi ilan etti? Tanzimat Fermanı. Bir ders önce çok üstünde durmuştum. Tekrar üstünde durayım. Osmanlı Devleti Londra Konferansı'nda etkili olmak için Tanzimat Fermanı'nı ilan edecek. Amaç Mısır olayında, Mısır olayını biliyorsunuz, bir ders önce çok ayrıntılı anlattım Mehmet Ali Paşa olayı. Ancak Mısır olayında Avrupa devletlerinin desteğini alıp Mehmet Ali Paşa meselesini bitirmek olacaktı amaç. Yani Mısır olayını bitirip şu Mehmet Ali Paşa meselesinden kurtulmak, çünkü biliyorsunuz Kütahya'ya kadar gelmişti. Bu sebepten dolayı ondan kurtulmak istedi. Gayrimüslimlerin haklarını yükseltmek amaçlanmıştır Tanzimat Fermanı'yla. Fransız ihtilalinin etkilerini azaltmak, biliyorsunuz tüm dünya yayıldı Fransız ihtilali. Ve Avrupa devletlerinin iç işlerine karışılmasını önlemek, şu madde en büyük madde. Yani sen benim iç işlerime karışma. Ben zaten Tanzimat Fermanı'nı ilan ettim. O yüzden ben kendi işimi kendim hallediyorum mesajı vermek Avrupa devletlerine. Önemi nedir? Padişah kendi gücü haricinde artık kanun gücünü kabul edip etmiş ve anayasaya ilk geçiş Tanzimat Fermanı'yla olmuştur. Tekrar söylüyorum. Padişah kendi gücü haricinde kanun gücünü ilk defa kabul etmiştir. Senedi ittifakta ilk defa padişahın yetkileri kısıtlanıyor. Aman dikkat, Osmanlı'nın da ilk demokratikleşme hareketidir. Burada ise diyor ki padişah kendi gücünden başka ben artık kanun gücünü kabul ediyorum diyor. Aman dikkat. Vergi maddelerine bakalım, önemli maddelere. Vergi herkesin gücüne göre olacak. Arkadaşlar ezberleyelim mi? Hocam soruyorsunuz değil mi? Hocam ben bunları nasıl ezberleyeceğim ya? Çok haklısın. Ezberlemene gerek yok. Tanzimat Fermanı'nın ne olduğunu bil. Tanzimat Fermanı'nın bir şey için ilan edildiğini ve iç işlerin düzeltmek için yapıldığını bilirsen bak vergi herkesin gücüne göre olacaktır. Eğer şıklarda vergi herkes farklı verecektir dersen hiç Tanzimat Fermanı'na uyar mı? İşte burada şu kafayı çalıştıracaksın. Müslüman ve Hristiyan can mal güvenliği korunacak. Bak mantık değil mi? Ezberleme gerek var mı? Tanzimat Fermanı'nın amacı neydi? Gayrimüslimlerin haklarını yükseltmek. Bunu bildikten sonra bunu da rahatlıkla yaparsın zaten. Çok kafana takma. Rüşvet için özellikle kanun hazırlanacak. Askerlik tüm Osmanlı için zorunlu olacak. Bu fermanın ilanında Avrupalıların baskısı yoktur. Çok önemli. At yıldızı, çal şu zili bakayım. Duyduğum zili toparlan. Diyor ki bu fermanın, bak Tanzimat Fermanı ilanında Avrupalı devletlerin baskısı yoktur. Ne demek? Avrupalı devletler öyle bir şey söylemiyor. Yani bunu yap çabuk falan demiyor. Sen Osmanlı önlemini alıyor. Londra Konferansı'nda etkili olmaya çalışıyor. Amaç tamamen bu. Aman dikkat. Geçtik ıslahat fermanına. Avrupalı devletlerin baskısıyla oluyor. Bak farka bak. Tanzimat'ta Avrupa'nın baskısı yok. Islahat diyor ki zamanı geldiği zaman sen bakalım şöyle bir fermanlar düzenle. Şu iç halkı bir düzenle. Gayrimüslimler kanunda eşit olsun. Kendi halkını korumanın peşinde Avrupalı devletler. Haydi toparlan. Avrupalı devletlerin baskısı etkili olmuştur. İlan edilme nedeni Paris Barış Konferansı'nda etkili olmak. Arkadaşlar şu farkı mutlaka bileceğiz. Tanzimat Fermanı'nın mutlaka Tanzimat Fermanı'nda Londra Konferansı'nda etkili olmak. Islahat Fermanı'nda da Paris Barış Konferansı'nda etkili olmak için. Çünkü neden? ÖSYM bu tarz soruları çok seviyor. Paris Barış Konferansı'nda etkili olabilmek için ilan edilmiştir deyip seni Tanzimat'a götürebilir. Aman dikkat, benim öğrencim artık Islahat Fermanı olduğunu biliyor. Devam önemli maddeleri. Müslümanlar gayrimüslimler kanunda eşit olacak. Hem Müslümanlar hem gayrimüslimler eşit olacak. Mahkeme bak. Burada gayrimüslimlerin haklarını yükseltiyor. Yani ilk aşama gibi Tanzimat, ama artık ıslahat fermanında diyor ki eşit kardeşim, bitti artık diyor. Müslüman gayrimüslim eşit, buna dikkat. Mahkemede herkes açık olacak. Bütün milletler okula çalışacak. Tanzimat ve ıslahatın fermanı tam da bu arkadaşlar. Islahatta artık böyle herkesle eşitlik. Mahkemede herkes açık varken Tanzimat ilk geçiş aşaması, bunu unutma. Cizye kaldırılacak, gayrimüslim de askerlik yapacak. Karma mahkemeler kurulacak. Gayrimüslimleri aşağılayan kelimeler yasaklanacak. İltizam kaldırılacak. Aynı vergi ödenecek. Yabancılar da mal sahibi olabilecek. Fark anladık mı? Tanzimat'ta bir geçiş var. Hakları düzeltilmeye çalışıyor ama böyle keskin bir şeyler yok değil mi gayrimüslimlerle ilgili? Ama da tam bir keskinlik. Farkı buradan çıkaracaksın. Evet. Var mı burada not attığımız? Şu ıslahat fermanında mutlaka yıldız atalım. Önemlidir. Önemli yerleri işledik. Geçtik artık 3. sayfaya. Nereye geldik hocam? Sultan Abdülaziz dönemi ve 2. Abdülhamit dönemi. Osmanlı'nın son dönemleri. Sultan Abdülaziz'e bir bakalım. Hilal-i Ahmer Cemiyeti, yani Kızılay'ı kuran Sultan Abdülaziz'dir. Unutma. Mecelle yürürlüğe girdi. Osmanlı'daki ilk medeni kanun sayılır. Attık yıldızı. Darüşşafaka'yı açan Sultan Abdülaziz'dir. İlk defa bir padişah yurt dışına çıktı. Fransa'yı gezi için, bir seyahat için gitti. Çırağan ve Beylerbeyi Sarayı'nı yapan Sultan Abdülaziz. Galatasaray Sultaniyesi'ni açan da Sultan Abdülaziz'dir. Yani Sultan Abdülaziz'den soru gelir mi? Bana göre düşük bir ihtimal demeyelim de diğerler 2. Abdülhamit'e göre daha düşük bir ihtimal. Ama şu maddelerini bildiğin takdirde mutlaka tüm soruları Sultan Abdülaziz'le ilgili sınav odaklı yaparsın. Şimdi bende bir kitap var. Şöyle bir kitabıma tekrardan bakayım. 968 sayfa. Yani padişahları anlatıyor. Sultan Abdülaziz'e yani ayırdığı sayfa sayısı sayfa. Şimdi oturup da Sultan Abdülaziz'i sana burada sayfalarca onu okumamıza gerek var mı? Yok. Keşke bir gün vaktimiz olsa otursak. Çok önemli bir padişah. O konuyla ilgili tabii ki de herkes hemfikir. Ama biz ne diyoruz arkadaşlar? Biz sınav odaklı gidiyoruz. Hilal-i Ahmer Cemiyeti'ni sorar YKS. YKS'de mecellenin yürürlüğe girdiğini, Osmanlı ilk medeni kanunu olduğunu sorar. Galatasaray Sultanası açtı, Çırağan Beylerbeyi Sarayı'nı yaptı. Bunları verir, senden Sultan Abdülaziz'i ister. Yani biz sınav odaklı çalışmak tam da budur. Hadi diğer branşlar da var. Daha coğrafya var. Daha bunlara çalışman gerekiyor. Şu tarihi artık hallet. Geçtik 2. Abdülhamit'e. Önemlidir. Bir yıldız attım. Şu zili çaldım. Haydi toparlan 2. Abdülhamit. Abone olmadıysan ücretsiz abone olarak bizleri desteklemeyi kesinlikle unutma. Kesinlikle diyorum. 2. Abdülhamit diyorum. Genç Osmanlıların baskısıyla meşrutiyeti ilan eden 2. Abdülhamit'i unutma. Türk tarihinin ilk yazılı anayasası, kanunu esası. Aman Allah'ım. Resmen gözlerimi kapattım. Artı bir net gördüm. Türk tarihinin ilk yazılı anayasası, kanunu esasiye birazdan işleyeceğiz.
Mebusan Meclisi'ni açtı. Mabusan nedir ya? Mabusan nedir ya? Mebusan Meclisi'ni açtı. Yani halkın seçtiği meclisi. Ayan Meclisi'ni açtı. Padişahın adadığı bir meclis. Yani şu ikisini bilelim. İkinci Abdülhamit çok okul yaptırdığı için de Maarif Perver, at yıldızı Maarif Perver'i gördüğün zaman ikinci Abdülhamit gelecek. Büyük bir telgraf ağı kurdu. İlk defa çocuk hastanesi Hamidiye Eftali kurdu. Hamidiye alayları kurdu. Özellikle Ermeni isyanlarını bastırmak için Hamidiye alaylarını oralara gönderdi. Yani özellikleri buradan bilelim. Şurada da iki maddemiz var. Darül Aciz'e ilk sosyal yardımı kurdu. İlk defa müze açtı. Ümmetçilik. Zaten ikinci Abdülhamit'in aşinayız. Ümmetçilik olduğunu mutlaka biliyoruz. Yani İslamcılık arkadaşlar. İkinci Abdülhamit'le ilgili şuraları mutlaka bilelim. Önemli yerlerdir. Maarif Perver, Kanun-ı Esasiye buraları çok önemlidir. 1876 Kanun-ı Esasiye. Osmanoğullarından gelen en büyük ve en olgun erkek evlat ülkeyi yönetir. Yani Kanun-ı Esasiye'ni Türk tarihinin ilk yazılı anayasa. Artık yazılı olmaya başladı. Öyle sözde değil diyorlar. İkinci Abdülhamit döneminde. Yani Osmanoğullarından gelen en büyük ve en olgun erkek evlat ülkeyi yönetir. Bu madde devam. Devletin dili Türkçedir, devletin dini İslam'dır. Padişah kutsaldır, işkence yasaktır. Sadrazamı padişah belirler. Kanun tasarıları padişah tarafından onaylanır arkadaşlar. 2. Abdülhamit 1881'de Muharrem kararnamesi çok önemli yayınladı. Osmanlı resmen iflas ettiğini açıklıyor. Bak çok önemli. Muharrem kararnamesiyle Osmanlı resmen iflas ettiğini açıkladı. Aman Allah'ım buraya dikkat. Bunun üzerine yabancı alacaklı ülkeler Duyuni Umumiye İdareyi. Zili çalalım mı? Toparlan Duyuni Umumiye İdaresini kurdu. Yani borçlar idaresi. 1908'de revar görüşmeleri yaptı. Osmanlı kağıt üstünde parçalandı. Bunun üzerine İttihat ve Terakki parçalanmanın önüne geçmek için ikinci meşrutiyeti ilan etti. Bunu bilelim. Yani Duyun-ı Umumiye'den sonra borçlar idaresi kurulduktan sonra Avrupalı devletler paralarını bir türlü almanın peşinde oldu. Reval görüşmelerinde Osmanlı artık kağıt üzerinde yavaş yavaş parçalanmaya başlayacak. İkinci meşrutiyete bunun üzerine İttihat ve Terakki diyor ki ne yapıyorsunuz, toparlanan ikinci meşrutiyeti ilan ederek bir şu olayları toparlayalım. Geçtik 31 Mart vakasını. Bu nasıl bir ders? Dolu dolu bir ders. Çok önemli. 31 Mart vakası tabii ki 2. Abdülhamit döneminde. 2. Abdülhamit taraftarları. Buraya çok dikkat. 2. Abdülhamit taraftarları meşrutiyeti kaldırıp tekrar monarşiyi yani 2. Abdülhamit'in söz sahibi olmasını getirmek için 13 Nisan'da isyan etti. Bu olay 31 Mart olayı olarak tarihe geçecek. Yani 31 Mart'a kadar sürecek. 31 Mart'ta büyük bir olay olacak. Bu da 31 Mart vakası olarak tarihe geçti. Mahmut Şevket Paşa komutasında hareket ordusu tarafından bastırıldı. Kurmay Yüzbaşı Mustafa Kemal. Aman Allah'ım şu güzel kelimeye bakar mısın? Mustafa Kemal diyoruz. Mustafa Kemal'in tarih sahnesine ilk çıkışı. Hocam Mustafa Kemal Atatürk'ün tarih sahnesine ilk çıkışı deme. Atatürk ismini daha almadı, kafan karışmasın. Mustafa Kemal'in tarih sahnesine ilk çıkışı 31 Mart vakası. Yıldızlar da kayar şöyle. Yıldızları atalım. 31 Mart'la ilgili Mustafa Kemal'in tarih sahnesine ilk çıkışı. Amma yıldız attım. Bir soru olsa ne kadar güzel olur değil mi? Haydi devam. İsyan sonucu 2. Abdülhamit sürgün olarak Selanik'e gönderildi. Yerine de Mehmet Reşat geçti padişah olarak. Bu olaylar sırasında Bulgaristan bağımsızlığını ilan etti. Bosna Hersek Avusturya tarafından ilhak edildi 31 Mart'tan dolayı. Mustafa Kemal'in tarih sahnesine ilk çıkışı. Söyle benim öğrencim artık. Bitir şu işi. 31 Mart vakası. Harika devam. 1909 Kanun-ı Esasiye değişikliği. Hükümet meclise karşı sorumludur. Padişah kanunu bir kez veto edebilir. Artık yani ne olmaya başladı? Padişahın yetkileri kısıtlandı. Herkes siyasi parti kurabilir. Meclisi kapatmak için padişahın isteği yeterli değildir. İkinci meşrutiyet sonrası kurulan partiler. İttihat Terakki Partisi'ni mutlaka bilelim. Osmanlı Demokrat Fırkası, Ahrar Fırkası, Hürriyet. Allah Allah. Ne çok yanlış yapmışız ya. Hürriyet ve İtilaf Fırkası, İttihat-ı Muhammediye Fırkası kurulan partiler. Arkadaşlar sözelci arkadaşlar bir yıldız atalım. Mutlaka ezberleyecek. Başka hiçbir çaresi yok. Hocam ezber kötü bir şey. Ezberlemeden nasıl öğreneceksin? Önce bir ezberleyeceksin. Ezber iyi bir şey olacak. Daha sonra tekrarını yapa 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 o ezber kötü bir şey dönecek. Senin çünkü artık beynine yerleşmiş olacak. Arkadaşlar ezber yapmadan hiçbir türlü tarihi bilemezsiniz. 31 Mart vakası diyoruz da 31 Mart vakasının ne olduğunu bilmeden nasıl anlatacaksın? Tamam böyle anlatıyoruz, senaryo dizi gibi anlatıyoruz ama sen Mustafa Kemal'in tarih sahnesine ilk çıkışı dediğin zaman 31 Mart diyeceksin. Bunu ezberlediğin için söylüyorsun. Unutma. Aman Allah'ım ne kadar güzel bir ders. Bir daha abone olmayı unutmayı, bizleri desteklemeyi unutma. Çok güzel. Osmanlı'nın son dönemlerinde Osmanlı'yı kurtarma fikirleri diyerek artık Osmanlı devletinde sadece kültür ve medeniyeti bir dahaki derse bırakıp inkılap tarihine. Trablusgarp'la beraber inkılap tarihine giriş yapıyoruz. Osmanlıcılık önemlidir. Bak şu kurtarma fikirlerinde yıldız attığım yerlere dikkat. Türkçülük, ümmetçilik, batıcılık ve federalizm soru olarak gelmez. Gene de demeyelim de hadi biz gene Osmanlıcılık, Türkçülük ve ümmetçiliğe çok önem vermen gerektiğini söylüyorum. Osmanlıcılık. Dil, ırk farkı olmadan herkes Osmanlı vatandaşı sayılabilir. Aman dikkat. Fikir 2. Mahmut ile başladı. Arnavutluk elden çıktı sanki üstüne çizmiş gibi oldu. Aman dikkat şöyle yapalım. 2. Mahmut ile başladı. Arnavutluk elden çıkınca anlayış önemini yitirdi. Ziya Paşa, Namık Kemal, Mithat Paşa Osmanlıcılık önemli. Bilmen gereken ne? Osmanlıcılık dediğim zaman benim öğrencim şunu diyeceksin adı. Din, dil, ırk farkı olmadan herkes Osmanlı vatandaşı sayılabilir. Osmanlıcılıktır bitti. Türkçülük. Yusuf Akçura Türkçülük Derneği'ni kurdu. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesidir Türkçülük. Biz Türküz, Türklükten geliyor gibi. Osmanlı içindeki Türkleri tek bir bayrak altında toplama amacı vardı. Fikir özellikle Türklere yapılan düşmanlıklardan ortaya çıktı. Yusuf Akçura, İsmail Gaspralı, Fuat Köprülü, Halide Edip ve Ziya Gökalp'i mutlaka Türkçülükte bileceğiz. Batıcılık, Lale Devri örnek alındı. Biliyorsunuz Lale Devri'nde batıcılık örnek alınmıştı. Celal Nuri, Tevfik Fikret gibi. Ümmetçilik önemlidir, İslamcılıktır. 2. Abdülhamit'in dış politikasıdır. Biraz demin işledik. Orta Afrika'da İslamiyet'i yaymıştır. Tüm Müslümanları halife altına toplama amaçlanmıştır. Ümmetçiliğin en büyük maddesi bu. Tüm Müslümanları halife altına toplama neyle amaçlanmıştır? İslamcılıkla. Mutlaka şuraya bir zil çalalım mı ya? Çok böyle içimden geldi.
geldi. Şu cümleye bir dikkat edelim ya. Halife altına toplama amaçlanmıştır. Birinci Dünya Savaşı'nda Araplar İngilizlerle işbirliği yapınca önemini yitirdi. Cemalettin Afgani, Mehmet Şemsettin, Mehmet Akif Ersoy ümmetçilik olduğunu bilelim. Bir de federalizm var arkadaşlar. Prens Sabahattin bunu çıkarıyor, ortaya atıyor. Yerel yönetimlerin etkisinin kuvvetlendirilmesi amaçlanmıştır. Şu ikisi önemli. Şurada bilmen gereken bunlardır. Aman Allah'ım. Hani uzun ders isteyenler vardı ya. Al sana uzun ders. Yaklaşık 17-18 dakikalık bir ders oldu. Çok da güzel bir ders oldu. Osmanlı'nın son dönemlerine işledik. İşlemediğimiz hiçbir yer yok. Noktasından virgülüne kadar YKS'deki tarih sorularını fulllemek için buradayız. Abone olmayı, videoyu da beğenmeyi unutma. Arkadaşlar TikTok Mega Ders Online. Aman unutmayın, çünkü TikTok'a her gün sınav odaklı videolar yükleniyor. Taktikler, tüyolar. Gerçekten orası bayağı işlevsel olarak devam ediyor. Instagram YKS Mega Ders. Aradaki fark bu. Instagram YKS Mega Ders. TikTok'ta Mega Ders Online. Takip etmeyi ve ücretsiz abone olmayı unutma. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Kolaylıklar, başarılar.